Efendim Burak Bey. Kızım asistanı gönderir misin? Tamam, hemen gönderiyorum. Efendim? Burak Bey sizi çağırıyor. Tamam, hemen gidiyorum. Tamam. Buyurun hocam. Geç geç. Klinikteki işin bitti mi? Bitti hocam. Güzel. Akşama özel bir hastanede bir göbek fıtığı ameliyatı var. Birlikte çıkacağız, birlikte gideceğiz. Hocam, en daha önce özeldeki ameliyatlarınızı hiç götürmezdiniz. Demek ki özel sektöre giriş yapmanı uygun gördüm. Senin için bir sakıncası yok. Değil mi? Yok hocam. Kaçta çıkıyoruz? Ben haber vereceğim. Çıkabilirsin. Göbek fıtığı ameliyatı büyük bir ameliyat değil. Dikkat edilmesi gereken yerlere dikkat edersen fazla da uzun sürmez. Fıtığın büyüklüğü önemli. Eğer işi bilmiyorsan 2 saatten önce çıkamazsın. Böyle bir ameliyat 2 saat sürerse aynı akşama ikinci ameliyatı ne yapamazsın? Alamazsın. O yüzden ne yapıyoruz? İnce eliyoruz, sık dokuyoruz, yarım saatte çıkıyoruz. Evet hocam. Bak şimdi. Görüyor musun? Baskı yap şunu. Baskı yap. Efendim. Fırat Alper. Evet. Evet, bir ameliyattayım şu an ama çıkarım, problem değil. Tamam, bu numaradan ulaşabilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Buradan sonrası senin. Hastaya kolostomi yapıp odasını alın. Ben şimdi şehir dışına çıkacağım bir ameliyat için. Döndüğümde konuşacağız. Yetki sende. Peki hocam. Hemşire, kolay gelsin. Sağ ol hocam. Hemşire, şuraya baskı yapalım. Hasta kanaması kontrolü. Kolostomi hazırlığı. Gerek yok gibi duruyor şu an. Bağırsaklar pembeleşiyor. Durumu gayet normal. Kolostomiye gerek yok. Siz hocanızın söylediğini yapın bence. Hemşire hanım, bakın. Kolostomi öyle kolay bir durum değil. İkinci bir ameliyata kadar hasta dışkısını karındaki delikten yapmak zorunda kalacak. Tek nedeni bağırsakta nekroz olması ve bağırsağın açılması. Böyle olursa hasta peritonit olur. Ama bağırsaklara bakarsanız böyle bir durum yok. Renk normal. Nekroz ihtimali yok. Kolostomiye de gerek yok. Bu dediğiniz mantıksal açıdan doğru. Fakat matematiksel açıdan doğru değil. Çok güzel. Çok güzel. Ama burada tıp konuşuyoruz. Matematik konuşmuyoruz. Ama siz yine de hocanızın dediğini yapsanız. Hemşire hanım. Hocamızın dediğini yapıyorum zaten. Hocamızın da dediği gibi. Yetki bende. Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazandığının belli olmasının ardından güne satışa ağırlıklı başlayan küresel piyasalar ilerleyen saatlerde kayıplarını kısmen geri aldı. Bazı uzmanlar Donald Trump'ın piyasaların negatif fiyatladığı başkanlığına rağmen seçim sonucunun belirlenmesinden sonra yaptığı ilk konuşmanın daha az keskin tonda olmasıyla finans piyasalarında olumlu karşılandığını savundu.
2 gün önce yükseliş vardı. Buradaki oran da 2 puandı. Çok önemli bir kazanımdı. Eğer piyasalar üzerinde bu baskıyı görmeye devam ederse endişelenmek gerekebilir. Şu anda bunun için erken. Avrupa'da gösterilen Endeks 600 açılışının ardından 2,5 puan geriledikten sonra kapanışa kadar... Burada ne yazıyor? Uzman hekim. Çok güzel. Orada ne yazıyor? Asistan hekim. Sen cerrahiyi benden daha mı iyi biliyorsun? Estağfurullah hocam. Hastaya kolostomi yapılacak demedim mi sana ben? Yarın bağırsak nekroz olup açılıp peritonit olduğunda sorarım sana. Ama hocam, bağırsaklar normal rengine dönmüştü. Bahsettiğiniz tehlike ortadan da kalkmıştı. Hem hasta da taburcu oldu. Sen bana ahkam mı kesiyorsun? Çık sen gözüm görmesin! Çık sen! İngiltere'de Brexit kampanyasının önde gelen isimlerin... Ne oldu? Hastaya kolostomi yapmadığım için demediğini bırakmadı. Neden yapmadınız? Gerek yoktu. Her şey normale dönmüştü. Kolostom olmadan da iyileşebilirdi. Söylediğiniz mantıksal olarak doğru. Ama matematiksel olarak çok yanlış. Allah Allah. Hepiniz Lobachevski olmuşsunuz. Bunun matematiksel formüllerle ne alakası var? Hemşire de aynı şeyi söyledi. Bizim işimiz tıp değil mi? Bunu söylemek için Lobachevski olmaya gerek yok. Formül bilmeye de gerek yok. Bilmeniz gereken tek şey toplama işlemi. Nasıl yani? İki özel ameliyat her zaman bir özel ameliyattan daha fazla para kazandırır.